ilgili yaşananları sen yazında anlattın. Hatta o yazının altında devamında anlatacağım diyorsun. Yarına yazacağım. Evet. Devamını çok anlatacağım mı şimdi? Yoksa yazacağım onu. Öyle mi? Evet. Peki biraz anlatır mısın bize? Ne yaşanıyor, şimdi, ne oluyor şimdi orada? Söyleyeyim. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur çok genç yaşta kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Evet, Allah gördüm. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Mustafa Başkan'a da başsağlığı diliyorum. Şimdi aslında ben tabii bu NİDE engelsiz bakım rehabilitasyon merkezindeki kuşkulu ölümü geçen ay yazmıştım. Ama o kadar zorlandım ki bilgi almak için. Gizlilik kararı konmuştu. Sıkı sıkıya bilgi sızdırmamak için önlem almışlardı. Sonra ben 9 yaşında adını bilmediğim bir çocuk burada hayatını kaybetmiş, eziyet gördüğünü duydum diye yazdım. Parça parça bilgiler aktı. En son işte burada 14 kadın bakıcının tutuklandığını da öğrenmiştim. Ben o zaman fark ettim olayın aslında çok büyük bir skandal olduğunu. O zaman fark etmiştim. Nihayet geçen hafta iddianamemiz çıktı. 103 sayfa bir iddianame hazırlamışlar. Burası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı NİDE Engelsiz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve burada 7 ile 13 yaş arasında çocuklar kalıyor. Böyle evler evler halinde yapmışlar. Burada, kaç çocuk var takriben? Burada çok çocuk var yani. Ama dosyada mağdur olarak tespit edilen bir Mustafa Çelik var 9 yaşında. O hayatını kaybetti. Ve onun 15 arkadaşı var. Tamamına yakın engelli bunların bu arada. Yani 7-13 yaşında ve tamamına yakın engelli. Bir de yetişkin mağdur bir kadın var. Dosyada 14'ü tutuklu 26 kadın bakıcı var. Maalesef bu kadın bakıcılardan bazıları da kendileri de işitme kaybı olan bakıcılar. Orada ne oluyor? Şimdi önce Mustafa'nın hikayesini anlatayım. Mustafa hem epilepsi hastası hem de engelli. Mustafa'nın ölümünün epilepsiden kaynaklandığı yönde bir adli rapor var. Ama o ölünce geriye dönük olarak kameralara el koymuşlar ve yurdun 101, 102, 110, 111, 112 gibi odalarında ve mutfağında ve salonundaki kamera sistemlerini almışlar. Geriye dönük taramışlar. 3-4 ay süreyle geriye dönük taradıklarında bakıcıların evlerin hemen her yerinde çocuklara şiddet uyguladığı tespit ediliyor ve kameralara bu yansıyor. Mesela yani aralarında Mustafa'nın da olduğu çocuklara bir kere dövüyorlar. Merdiven altı diye bir yer var. Kameranın çekmediği bir yer. Kızdıkları çocukları buraya koyuyorlar ve burada dövüyorlar. Fakat şunu anlayamamışlar. Kamera görmüyor ama kamera sesleri kaydediyor. Ve tokat sesleri, ağlama sesleri, çığlık sesleri geliyor buradan. Kabus gibi bir şey yani. Çocukları, kadınlar, kadın bakıcı, kızdıkları çocukları buraya kapatıyorlar. Burada sinkaplı küfürlerle dövüyorlar. Yani ağza alınmayacak küfürlerle dövüyorlar. Ve çocuklar daha sonra kapı açıldığında yazı güzü gözü yaralı vaziyette. Ya ağlayarak ya hıçkırarak evin değişik yerlerine kaçıyorlar. Dövüyorlar. Bazı çocuklar tabii engelli olduğu için bezleniyor ve sürünüyorlar. Onları yakalarından tutup böyle elbiselerinden tutup sürükleyerek taşıyorlar. Ondan sonra itip kakıyorlar. Ayaklarıyla itiyorlar. Kaldırıp yatağa atıyorlar, kaldırıp kanepeye atıyorlar. Sen tarih anlatmışsın mesela. Evet, evet. 101 numaralı ev 13 Temmuz. Şeybe adlı bakıcı Çelik kucağında getirerek sert şekilde yere vuruyor. Ayaklarından sürükleyerek salondan çıkarıyor. Evet. Yine 13 Temmuz'da bakıcılar yemek yedikten sonra kalanını çöpe döküyorlar. Çelik'e yemek vermiyorlar. Evet. Mustafa ölen çocuğa. Ölen çocuğa şöyle. Bunların hepsini o çocuk yaşıyor bu arada. Yani o ve tüm arkadaşlarına yapıyorlar bunları maalesef. Mesela mutfakta kamera koymuşlar ve mutfakta şunlar oluyor. Bu çocukların önünden yemek yani çorba kaselerini alıyorlar, ellerinden alıyorlar. Bunları tokatlıyorlar, gönderiyorlar, kaseleri çöpe döküyorlar. Çorbaları çöpe döküyorlar. Yemeklerin fotoğrafını çekip kalanını çöpe döküyorlar. Çocuklar yemek istiyor, ya yemek vermiyorlar, ya yemek... Mesela çocuk engelli, yemek yiyemiyor, zorlanıyor falan, tokat atıyorlar. Çocukların bazıları mesela bir tane o Mustafa mesela sürekli hareketsiz vaziyette. Buzdolabının önünde yatmış, yerden kaldırmıyorlar, ayaklarıyla itiyorlar. Ondan sonra Mustafa yemek tutamıyor, eli yani devriliyor mesela, ayağıyla toparlıyor. Kafasına vuruyorlar, tokat atıyorlar, kaşıkla vuruyorlar.
Ondan sonra Mustafa 22 Temmuz günü kapının arkasında, mesela bir gün mutfakta 26 dakika boyunca yatıyor ve kaldırmıyorlar. Mustafa 22 Temmuz günü 16-35 sularında odasının kapısının arkasında yığılıyor. 4 saat boyunca yani odaya giriyorlar, temizliyorlar, Mustafa ayaklarıyla itiyorlar. Ondan sonra 4 saat sonra öldüğünü fark ediyorlar. Aynı evin içinde. Ve bu Mustafa'nın ölümüyle ortaya çıkıyor. Eğer Mustafa ölmeseydi bu da aylarca devam edecekti. Devam edecekti. Mustafa ölünce birdenbire tabii oraya geliyorlar. Bakıyorlar ki durum vahim. Hemen profesyonel bakıcılar, hemen temizlikçiler, hemen kadroyu değiştiriyorlar. Asıl burada Aile Bakanlığı'nın sorumluluğu çok vahim. Ve Bakan Hanım'ın orada oturmaması gerekir gerçekten de. Şimdi... Yani neden? Yani Aile Bakanlığı bunu... Ben yarına kadınların savunmalarını yazdım. Ve orası daha da vahim. Yani kadın mesela kaşıkla çocuğun kafasına vuruyor, oyun oynuyorduk diyor. Ondan sonra çocuğu ayağıyla dürtmüş, gıdıklıyordum diyor. Akıl almaz savunmalar. Ama yani böyle insanı yani görüntülerde... Yeni doğa skandalında bir şeyi... Görüntülerde dövdüğü görülüyor. Mesela merdiven altına soktuğu, tokat seslerinin geldiği görülüyor. Efendim ellerimi birbirine vurdum, ses çıkardım diyor bir tanesi. Diğeri işte terliğini fırlatmış. Diyor ki biz şakalaşıyorduk. Terlik oynamacı oynuyorduk. Terlik bilmem ne oynuyorduk falan. Yani bir an dedim ki mesela küfür etmiş. Ondan sonra küfrünü kabul eden var. Evet ettim diyor. Stresli hanıma denk geldi diyor. İnanamadım dedim ya, bunlar yıllardır çocuk bakıyorlar. Kaç çocuk kim bilir bunların tabii elinde. Yıllardır çocuk bakıyorlar bunlar ve bunlara engelli çocuklar teslim edilmiş. O kadar vahim ki durum. Yarın savunmalar, yani yaptıkları savunmalar okuduğunuzda siz de edeceksiniz. Yani insan böyle nefes alamaz hale geliyor. Bunların hepsi, bir de bazıları bunun okulunu okumuş, bazıları lisesini okumuş, bu haliyle gelmişler ve çocuklara şiddet uyguluyor. Görüntülerde şiddet, çocukları dövdükleri, hırpaladıkları, itip kalktıkları, sinkaplı küfürler ettikleri görüldüğü halde alay edercesine onları, aslında onlarla oyun oynadıklarını efendime söyleyeyim. Ya mesela biri çocuğu böyle sırtından tutmuş, sürerek götürüyor. Diyor ki eti morarmasın diye orasından tutuyorum. Ya belli yani, sen çocuğa eziyet ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra çocukların dövmediklerini, çocuklarla oynadıklarını ve çocukların bundan memnun olduklarını söylüyor. Yani bir tane çocuk mesela engelli, bunların tamam bir kısmı zihinsel engelli, bir kısmı otistik yani çocukların. Çocuk mesela terliğini fırlatıyor. Çocuğu tokatlıyor. Bunun üzerine kadın. Çocuk dedim 7 yaşında, 8 yaşında yani 9 yaşında. Diyor ki sen niye bunu yaptın? Bana şerefsiz dedi diyor. Ya desene oğlum, yani dememiştir. Çocuk 7 yaşında çocuk. Bir de anne diyorlar bu kadınlara. Yani oradaki jargon gereği anne. Yani ya o kadar sinirlerim bozuluyor ki yazamıyorum da, çünkü durup mesela tuvalete sokmuş kadını, çocuk tuvalette, diyor ki çık oradan çabuk şerefsiz diye bağırıyor çocuğa, hakaret ediyor, P ile başlayan bir hakaret, çocuğa hakaret küfür ediyor, çocuk anne çıkabilir miyim diyor, anne diyor ona, hakaret ediyor, çocuk böyle yakalanmamak için, dayak yemek için kaçarak gidiyor, kadın bunun peşinden koşarak gidiyor. Çocuğu dövecek. Perdeleri kapatıyor çünkü kamera var arkasında. Ve bu sorulduğunda ondan sonra kovalamaca oynuyor diyor. Akıl olur gibi değil yani. Bunu nasıl yaparsınız siz? Buna nasıl müsaade edersiniz? Yani orası rehabilitasyon merkezi diye işkence yuvası kurmuşlar orada. Bu kadınlar kendilerine devletin teslim ettiği tamamına yakını engelli çocuklara her türlü şiddet uygulamışlar. Kardeş yani çocukların odalarının üzerlerine kilitleyip gitmişler. Yani mahkeme gibi, böyle hücre gibi. Yani Barış Yatlı, hücre gibi. Akşam 19'da kilitliyorlar, sabah 7'de açıyorlar. İnanılır gibi değil. Bunlar insan ya. Bunlar insan. Mesela bir tanesi, baktım bakacaktım yaşına, bakmadım. Muhtemelen 10 yaşında. Çocuğu bezlenmiş tabii. Çocuk sürünüyor yani, yürüyemiyor çocuk. Ya çocuğu ensesinden tutup sürüyorlar, yatağın içine atıyorlar. Hasbinallah. Yani insan bu manzarayı yani... Ya böyle korku, tekrar eden bir korku sahnesi gibi. Tekrar edip duruyor. Son durum ne yargı işte? Son durum şu Barış. Şimdi 14 kadın tutuklu var.
26 toplam sanık var. Dava daha yeni açıldı. 4 ayrı suçtan açtılar davayı. Kötü muamele, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve eziyet. Ya burada aslında eziyet olmaması gerekir. Çünkü eziyet yanlış. Eziyet sivilin sivile yaptığı kötü muameledir. Burada açılması gereken işkencedir. Evet. Çünkü bunlar kamu görevi yapıyorlar. Buradan çıkarlar bu arada şu suçlamayı. Tabii. Çıkarlar. Aslında bir şey söyleyeyim. Yani bunlar yani o sırada davada gizli karar, soruşturma gizli kararı aldılar. Sızınca dışarıya Palas Pandres bunları tutuklamak zorunda kaldılar. Bu arada yurdun da şeyini değiştirmişler. Yani çalışan yapısını değiştirmişler. Sayısını arttırmışlar. Kadına, yani Aile Bakanlığı bunun farkına varmış. Farkına varmış ne demek ya? Yani bu ciddi, çok büyük bir skandal bu. Çünkü yarın dosya açıldığında kamera görüntüleri çıkacak. Hmm. O zaman göreceğiz biz. Çocuklarla oynamak neymiş? Çocuklar efendim işte yani göreceksiniz. O görüntüler elbette elime gelecek benim. O görüntüler geldiğinde o bakan orada oturabilecek mi? Göreceğiz yani. Oturabilecek yani. Ben anlamadım. Yani insan kalkar bir açıklama yapar. Ben Aile Bakanlığı'nın danışmanını arıyorum. Beyefendi yardımcı oluyor sağ olsun. Ya iddianameyi isterim kendilerine vermeye yanaşmıyorlar. İlgi istiyorum. Kısıtlı bilgiler veriyorlar. Mesela en son öğrendim ki bu İzmir olayında yani bu 5 kardeşin yandığı Allah rahmet eylesin olayda Aile Bakanlık sosyoloğunu açığa almış. Ya soruyorum doğru mu? Cevap veremeyiz diyor. Neyini cevap veremiyorsunuz ya bunun? Neyini cevap veremiyorsunuz? Açığa aldı desen dezenformasyon bilmem ne diyecekler. Ya, böyle bir saçmalık duymadım şey yani. Ya Aile Bakanlığı bakana tapılanmış mı yani? Onun mülkü mü orası? Onun mülkü mü? Yani yapamıyorsan git. Ben yapıyor muyum? Ben o sorumlu alıyor muyum? Sen niye alıyorsun? Yapamıyorsan git kardeşim. Aile Bakanı. Ya bu nasıl olur? Niğde'nin orta yerinde en az 15 çocuk ve bunların tamamı engelli. Bir tane çocuk ölmüş 9 yaşında ve bu çocuğun öldüğü gün 4 saat halı kapının arkasında yatmış. Ya çocuk ölmüş. Kapıyı açıyorlar. Kadınlar iki kadın odayı süpürecek. Ayaklarıyla atıyorlar çocuğu kenara. Ya, saatlerce beklemiş. Çocuk 4 saatin sonunda fark ediliyor. Olay fark edildiğinde ilk tepkilerini biliyor musun? Kamera var dikkat edin diyorlar. Ya Allah'tan da mı korkmuyorsunuz ya? Ya inanamıyorum. Kamera olmasa demek ki neler olacak ha? Ve perdelerle kamerayı kapatıyorlar. Efendime söyleyeyim. Çocuklara merdiven altı diye bir şey kurmuşlar. Böyle falak odası gibi bir oda. Çocuklar derhal oraya git diyorlar. Oraya çocuk girdiği anda kaç defa yani kameralar ses kaydettiği için bağırış, çağırış, tokat sesleri, küfür sesleri. Ya sinkaflı küfürler. Yani mesela bir kadın var. Baktım. Onun hakkında eylemlere baktım. 6-7 tane küfür var. Yani çocukların analarına, babalarına, ailelerine, şahıslarına. Aralarında bu arada sadece erkek çocuklar, kız çocukları da var. Hmm. Onlara da eziyet etmişler. Yani böylesi bir hadise. Ben yarın devamını yazacağım. Takip edeceğim. Bu arada maalesef Niğde şehrimizde bu dışarı sızmasın diye kamu görevlileri ellerinden gideni yapıyorlar. Allah'tan korkmaz adamlar. Bu çocuklar eziyet görmesin diye göstermekleri gayreti mesele dışarı sızmasın diye gösterdiler. Ya kimse rahatsız olmayacak mı? Bu Niğde'nin belediye başkanı, Niğde'nin valisi, Niğde'nin emniyet müdürü ne güne duruyorlar orada? İsmail bu bir daha başka bir yerde yaşanmasın diye ibretlik bir örneğe dönüştürülmezse evet, yaşanır. Belki yaşanıyordur, tekrar da ediyordur. Onun için sen azıcık vicdanın, insanlığın varsa yani bu manzara karşısında birazcık sızlayan bir yerin varsa bilakis bunu kamuoyuna